Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü ve beden daima. Sevgili kardeşlerim, şu anda cenazeden geliyorum. Arabayı kullanıyorum. Tam cümleyi kuramazsam kusuruma da bakmayın. Bir haletimi paylaşmak istiyorum. Cenazede musallada yatan cenazeye de Yasin bir sayfa okuma nasip oldu. Abimize oradaki bir intibamı da paylaşmak istiyorum sizinle. Ama size lazım olan kadar anlatacağım. İçimden duanı söylüyor. Yani murakabe deniliyor ya. Şimdi orada çok duygulandım. Ağlamam geldi. Çünkü bir hukukum vardı onunla. Çok kahraman bir insandı. Çok. Davaya gönül vermişti her şeyiyle. Bana demişti ki, hapisten çıktığım zaman ziyaret etmiştim de, dershanem yıkıldı dedim. Ve orayı dedim, yıktılar, arsa olarak sattılar dedim, arsa. Keşke dershane yapsalardı. Bir şey anlatmak için anlatıyorum. Keşke yıkanlar, keşke daha kaliteli dershane dikseler ama ehli dünyaya satmasalardı şu anda. Orada baldır çıplaklar böyle o bina yapıldı. Şey yapıyor. Bunu anlatınca dedi ki, bir de şöyle düşün dedi Hasan kardeşim. Ondan sonra bir şey anlatacağım cenazede. Bu tabii sinema şeridi gibi musalladaki cesediyle oldu. Dedi ki, bir de şöyle düşün. Ya burası sana ufak gelmiyor muydu Hasan dedi. Evet abi dedim. Yaşlıydı benden. Ufak abi dedim. Hatta öyle bir gün geliyordu ki hiç unutmuyorum. Bir hafta ders ilan edemiyordum. Yani haftaya cumartesi akşam şu ders olacak diye ilan edemiyordum. Çünkü ana baba günü oluyor. Mümkün değil. Bir gün zan dersi, onu anlatıyorum, sizi de anlatayım. Bir hafta önce dedim ki, inşallah haftaya cumartesi zan dersi yapacağız, zan. Vehim zanı nasıl besliyor? Akıllı tahtamız vardı. Belçika'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan inanın insanlar gelmişti. Nerede bulacak yani? Doktorluk işte. Bu ders değil, tedavi yani. Çünkü bu tedavi arkadaşlar, bizim psikoloji dersleri tedavi, iman dersleri tedavi. Tedavi inan. Şimdi adam o kadar karabalık geldi ki, eskilere dedim ki, zaten vakıfları baştan yaptım. Ya lütfen dedim, bu akşam siz derse gelmeyin. Çok karabalık. Eskiler girmesin ya. Yer yok. Merdivenler. Bu sesi belki bazıları duyacak. Orada olanlar da şahidim diyecek de. Merdivenler. Üst katlar. Ben almamıştım. Bir de ondan sonra pek ilan yapmadım şu ders olacak diye. Şimdi bunu anlattım Cevat abiye, rahmetli. Cevat Aydın abime. Dedi ki, sen dedi, büyük bir yer alacaksın. Dedi ki, sen arsayı al, arsa senden. Benim ahlakım dedi, o kadar kahraman ki, fabrikası var, bir vakıf kurmuş, vakıfa fabrikanın gelirinin bilmem kaçta kaçını vakıfa aktarıyor. O vakıf da Filipinler'de, Cezayir'de, Türkiye'yi aşmış bu adam. Dünyanın neresinde dershane yapılıyor? Geliyorlar buna. O vakıf üzerine kargası bu yapıyor. Dedi ki, sen arsayı al. Kaç katlı yaparsan yap, ne kadar büyük yaparsan yap, kargası bana ait. Böyle kahraman bir adam. Şey için demiyorum yani, hizmete gönül verdi. Onun o gönül, o kafayı koyan kafayı Allah mağdur eder mi?
Benim Rabbim mağdur eder mi? Dünyanın her yerinde Allah'ın evini yapan. İşte ağlamam için geldi. Bir sayfa okuyabildim. Okuyamadım Yasin orada. Kendi hususi böyle. Şimdi cenaze kıldık. Allah kabul etsin. Duygulu muygulu kıldım. Düşünebiliyor musun? Korona var. Cenazeye her şeyi göze alarak gittim. Şimdi yanımda Ömer kardeş var. O da 50 küsur yaşında. 2-3 yaş benden daha dünyada, benden sonra gelmiş dünyaya. Ben güneşi biraz fazla gördüm. O 55 yaşında galiba. Dedim ki Ömer, sen ne anladın dedim bu. Arabadayız. Şimdi ben tekim. Cenazede ne anladın dedim. Dedi ki, ya dedi, katılanların dedi, 2/3 vakıftı dedi ya. Subhanallah. Ömer Darül Envar Vakfı'nın başı olduğu için biliyor. İletişimi fazla. Yapma ya dedim. Abi sen kafayı kaldırmadın dedi. Pek insanlarla görüşmediğin için kenarda durdum böyle. Caminin avlusunun dışında. Çok uçta. Taziyeyi yaptıktan sonra cenaze sahibi ondan sonra uçtu. Dedi ki bir şey anlatacağım. Sizin de çok hoşunuza gidecek. Dedi ki 2/3 vakıftı. Fesubhanallah. O 1/3 de dedi hizmet ehli dedi. Davaya koşturan insanlar. Öyle kahramanlar ki diyor koronayı da nazara almayıp cenazeye gelen. Yani bizim Zeytinburnu'ndaki Fikret doktorun bile hafta içi hastaneyi bırakıp sağlık ocağında doktor ona gelmiş. Onu bile getirtmiş Cenab-ı Hak. Vesaire. 2/3 vakıf, 1/3 de hizmete gönül vermiş. Peki dedim. Allah Allah. Çok etkilendim. Sonra bir zat telefon ediyor. Alemim acayip. O musalladaki cesedine murakabem zaten dokunma patlayacağım yani. Filipinlerin de bile eli olan adam, Cezayir'de bile eli olan adam. Hizmete gönül verdiği için kardeşim. Davama davam dediği için dava arkadaşım olmuş. Davama dava dediği için dava arkadaşım o. Orada da burada da. Sonra o anda birisi telefon etti. Dedi ki ya ey vefalı kardeşim bana niye telefon etmiyorsun? Hem sohbet ediyorum sizinle. Annesi yoğun bakımdaymış. Bütün galiba beyin ölümü olmuş. Büyük cihaza bağlı. Annesi. Ona da şey yaptım üzüldüm biraz ama annesi tabii yaşlı. Ondan sonra nereden geliyorsun dedi. Dedim ki, nereden geliyorsun? Cenazeden dedim. Ya dedim, Mehmet abi seninle bir şey paylaşayım dedim. Cenazede, biliyor musun dedim, cenaze kılanların 2/3 vakıf, 1/3 de hizmet ehli yani. Tamamen. Maşallah dedi. Ne mübarek insanmış. Sonra, bilmiyor onu. Ya sana bir şey diyeyim dedi bana. Ben de onu naklediyorum size. Dedi ki, bunlar oraya getirten Allah mıdır dedi. Tabii ki amenna Allah'tır. Bu kadar vakıflara şehadet ettiriyor. Allah mıdır? Allah'tır. Haşa, 100.000 defa haşa. Allah istihza etmez, alay etmez. Tövbe estağfurullah, bildiğim bildiktir. Sizinle bir meşveret etmem, sizinle şey yapmam, sizin onayınızı bakmam demiyor. Cenaze namazında niye nasıl bilirsiniz sorduruyor. Allah bilmiyor. Peki şeytan ne sakladığını, Adem Aleyhisselam neyi sakladığını bilmiyor muydu?
Ama açığa çıkarmasını kendisinin, o ki saklayanın kendisi çıkarmasını istiyor. Peki size bir kural söyleyeceğim de. Cenazende, senin cenazende de ondan sonra Allah sor, şey, imam ben soruyor namaz kıldırırken, cenaze namazını kılırken. Hala hazırda şahsı nasıl bilirsiniz iyi falan, ondan sonra ya hakkını helal ettin. Bu insanlar, bu Musa'daki insanı bilmiyor mu Allah? Biliyor. Peki niye sorduruyor? Zaten bildiği gibi yapacak. Hayır. Bildiği gibi yapmayacak. Bak şimdi. 40 tane salih Müslüman. Rabbine bak bak. Tövbe, ne kale tövbe diyecektim. Rabbin. Böyle bir Allah var bak şimdi. 40 tane kaliteli bir Müslüman şahadet etse ki ya Rabbi biz bunu iyi biliyoruz. Biz bundan razıyız. Allah'ım biz bunu hakkımızı helal ettik. Nasıl bilirsiniz soruyorum. İyi biliriz ya Rabbi. Allah diyor ki 40 tane salih kulumun onayını onayım olur. Tasdikleri tasdikiyimdir. Arzuları arzumdur. Ben de sizin bu ittifakınıza ittifak ediyorum. Allah bildiğiyle, diyelim ki gizli günah var, muamele etmiyor. O 40 tane salih kulun ki Miraç'ta namaz meselesi 50 rekatın Musa Aleyhisselam'la Peygamber Aleyhisselam'ın arasındaki meşvereti Allah esas alıyor. Cenab-ı Hak bir tarafta tek, iki Ulul Azm peygamberi Musa Aleyhisselam ve Peygamberimiz Aleyhisselam. Onların meşveretini Allah esas alıyor, beşe indiriyor. Burada meşvereti öğretiyor. Şimdi 40 tane salih Müslüman dese ki ya Rabbi bu adam adamdı. Adamdı, ben de ondan coşuyorum. Adamdı. Allah bildiği onun gizli kusurlarına bakmıyor. Şer'i kitaplardan müracaat ederseniz görürsünüz. Ben asla din adına Allah demediğini demem. Cehennemde yerini hazırlasın ayet var. 19. mektup başında bu. Cenab-ı Hak 40 tane salih kulunun şehadetine kabul ediyor. Bu birincisi. Düşünebiliyor musun? Cenazenizin 1/3 vakıf. Bu herkes menfaatına, çıkarına, uşkurluğuna ve midesine düşkün dönemde meşru, mubah ve methedilen evliliği de terk edip vakf hayat etmiş, dinine, Kur'an'ına, Allah'ın dinine hizmet ediyor. Bunlar ittifak etmiş. Diyor ki ya Rabbi biliyoruz. Şimdi güzel bir şey de söyleyeceğim şimdi. O söylüyor, Mehmet abi söylüyor. Hasan kardeş dedi, bu dedi cenazeyi kılıp ve kabire uğurlayan 1/2 vakıf dedin, 1/3 de hizmet ehli. Gönül vermiş dine, Kur'an'a. Cemiyette olsa bile, siyasette dahi olsa Allah'ın dinine gönül vermiş bu insan. Bunlar bu insanı, bu musallada olan adamı kabre bunlar eliyle teslim etti mi? Etti abi dedim. Kim karşılıyor teden? Biz buradan verdik. Kim alıyor? Allah'ın melekleri. Ya kardeşim, melek gibi insanlar ki bazılar belki de melekten üstün, razıyız diye oraya veriyor. Öteki tarafta Allah'ın melekleri teslim alıyor. İki tane guruh arasında, iki makbul guruh arasında, iki fazıl, bu tarafta salih Müslümanlar, öteki tarafta Allah'ın melekleri. El değiştiriyor. Bunun elindeki cesedi alıyor, o alıyor. İki salih guru cemaatin ortasındaki zata Allah azap eder mi? Eder mi? Merak etme, herkesi cenazesini nasip etmez. Etmez kardeşim. Yani burada teslim eden salih, karşıdan alanlar salih. Hani duada 23. mektuptaydı. Duanın makbuliyetinin bir sebebi neymiş?
tövbe ve istiğfar etmek, dua elini kaldırdığın zaman. Bir de dua yapmadan önce salavatlar getiriyorsun Peygamber Aleyhisselam'a. Sonra söyleyeceklerini söylüyorsun. Sonunda da salavat getiriyorsun. Salavat makbuldur. Başında söylediğin salavatla sonunda söylediğin salavat ortasına dua yapıyorsun. Diyor ki üstad, iki makbul dua arasındaki istek makbul olur. Ama dünya ve ahiret, ama ahirette verir. Yani melek gibi insan dünyadaki o Allah'ın dostları elindeki paketi, hediyeyi öteki tarafa teslim ediyor. İki tane makbul güruhun elindekilere. Ey Rabbi, ne güzel Allah'sın. Tabii ki işte dünyada 8,5 milyar insan var. Dinine hizmet eden kaç kişi var ki? Onların da Cenab-ı Hak isteklerini yerine getirmeyecek. Getirmez olur mu? Sen kendi insan gibi mi zannediyorsun? Allah'a kinci mi zannediyorsun haşa? Bir katre şefkati bütün mahlukata şefkat olarak yeten Allah. Elhamdülillah. Çok şükür. Gurur duyuyorum ben Müslüman kardeşlerimden. Bu vesileyle hepinizin geçmişine Allah merhamet etsin. Hastalarınıza içimden geçiyor ya Rabbi. Allah'ım hastalarına şifa, dertlilerine deva, ezber gibi olmasın ya Rabbi. Hakikaten muhtaç olanlara, boşta olanlara eda, sıkıntısı olanlara, psikolojik, ruhsal, bedensel, ailevi, her çeşit nesi varsa ya Rabbi, benim Müslüman kardeşlerimin bu dertlerine derman ver. Dertlerini ortadan kaldır ya Rabbel Alemin. Maddi ve manevi sıkıntı verme. İnsi ve cinni şeytanların şerinden, semavi arzafatlardan hıfz-ı emin eyle. Ervan habiselerden muhafaza eyle ya Rabbi. Bu vesileyle bana küfreden, her türlü hakareti yapan, doğru söyleyenler, doğru söyledikleri için gıybet, yanlış söyledikleri için de iftira oluyor. Her kim benim aleyhimde bulunmuşsa Allah'ım onları affeyle. Onlar bilmiyor, bilmeyerek yaptılar, yapıyor. Eğer doğru söylüyorlarsa beni ihlasa sevk eder. Kendime intibama vesile olur. Dikkat ederim, yapmamaya çalışırım, kusurumu anlarım. Kusurlarımı telafi ederim. Ya Rabbi doğru söylüyorlarsa beni hatamı düzeltmeye, yanlış söylüyorlarsa beni ihlasa sevk ettikleri için Allah'ım onları ve beni de affet. Allah'ım benden dolayı onlara hesap sorma. Allah'ım onları iki cihanda aziz eyle, merhamet eyle. Dostlarıma da derim ki benim aleyhimde bulunanlara, küfredenlere, her türlü ağza alınmayacak şey diyenlere Allah rızası için yalvarıyorum. Sakın müdafaa etmeyin beni. Bırakın desinler. Ben de deşarj olsunlar. Çünkü sineklerin ısırmasıyla uğraşıp karşımızda canavarları ısırmasını mubah görmek adına ve hükmüne ve neticesine geçecek Müslümanların ihtilafı benim üzerimden yapılmasını asla ve kata müsaade etmiyorum. Herkes bana diyebilir, asla bizden ne müdafaa gelir, ne de hakaret, ne de hak hukuk. Helali be olsun, benim nefsim buna hak ediyor demek ki. Kader hakimdir, beşer zulmetse dahi kader adalet eder. Onun için benim nefsim bunları hak ediyor. Allah için yapmıyorum demek ki. Allah için olsaydım, Allah öyle şey yapmazdı. Onun için böyle düşünün. İstikameti Risale-i Nur'un ruhu da budur. Rabbime emanet olun. İki cihanda aziz olun. Böyle bu mezar, cenaze, Cevat abinin de Allah bu şehadetimi, buradaki şehadetimi de sizin de şehadetinizi kabul eylesin. Seten sizin şu anda hatırınıza gelen anne babanızdan, sevdiklerinizden, usul ve furularınızdan yukarıya ve aşağıya doğru, dedelere ve torunlarınıza doğru her kim ahirete geçmişse, Rabbim, o benim Rabbul Alemin, benim Rabbim. Benim Rabbim farklı, sizinle farklı, Allah'ımız bir. Benim Rabbim,
onları da affetsin. Mekanını cennet eylesin. Sizden dolayı Cenab-ı Hak onların taksiratlarını hasenata yübedilullah ise yatım hasena sırrına mazar eylesin. Konuşmayı sizden de kesemiyorum. Çünkü çok seviyorum sizi. Müslümanı çok seviyorum. Ne derlerse desinler. Seviyorum. Ne yapalım? Biz muhabbet üzerine yaratılmışız. Biz muhabbet fedaileriyiz. Hüsümete, düşmanlığa vaktimiz yoktur. Benim bir düşmanım var. Hapise girmeme sebep olandır. Ve onun sistemidir. Dünyada başka düşmanım yoktur. Onun için zaten demişim. Allah'ıma söz verdim. Siz de şahit olun. O var oldukça, o sistem, o rejim var oldukça asla nefsime, kendi hayatıma, özelime dönmeyeceğim. Asla. Kendi özel hayatım olmayacak. Asla ve kata. Rabbim şahit olsun. Bu sistem, Kemalizm var oldukça asla nefsime dönmeyeceğim. Dönmemeye Rabbime 1980'de söz vermişim. Dönmem. Onun için Müslümanlardan ne gelirse ben terbiye olarak kabul ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebeden daima sevgili canım kardeşlerim, dua eder, duanızı beklerim. Kardeşiniz Hasan.